Maalesef gıybet ve dedikodu hastalığının pençesinde can çekişmekteyiz, farkında değiliz. Bedenlerin virüse kapılarak hasta düşmesinden korkan bizler, imanlarımızın zayıflaması neticesinde böyle hastalıklara düçar olmuşuz da bundan korkmamaktayız. Ve maalesef ki gün içerisinde nice kardeşlerimizin etleri dişlerimizin arasında gezmekteyiz. Allah'ı zikretmekteyiz. Namaz kılmaktayız. Oruç tutmaktayız. İyiliği emredip kötülükten alıkoyup sadaka vermekteyiz ki Allah Azze ve Celle bizleri affetsin kardeşler. Ne alim, ne abid, ne ilim talebesi, ne salih bir kimse maalesef bu tür hastalıktan günümüzde kurtulamamıştır. Allah Azze ve Celle bize o kurtulanların arasında yazsın. İnşallah. Ama abi ben hakkı söylemiyor muyum? Geçen gün bir piknik yaptık, o yatıyordu. Biz ne zaman saat 7'de kararlaştırsak o 5'te kararlaştırsak 7'de geliyordu. Programın kurucuları bizdik ama maalesef o ekmişti. Ama meselelere şöyle derken bu sözlerin içerisine düşmekteyiz. Başta ben, sen de bunu kendin içerisinde gör kardeşim. Şimdi peki ne yapacağız? Oturup ağlayalım mı? Evet, ağlanası bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz hastalık bizi cehennem ateşine doğru sürüklemekte. O zaman ya kurtulmak için mücadele vereceğiz. Bu hastalıktan Allah Azze ve Celle'nin bizi kurtarması için secdelere kapanacağız. Nasıl ki 2 senelik bir korona sürecinde insanlar secdelerde sicim sicim gözyaşlarını akıtıp da bu hastalıktan kurtulmak için ağladılarsa, nasıl ki insanlar camileri, mescitleri doldurup da hep beraber dua edip bu belanın, fitnenin ve musibetin ortadan kalkması için alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvardılarsa, vallahi biz de kardeşler, biz de gecenin tenha zamanlarında alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüyeceğiz. Günahkar, kısık bir sesle affedilmemiz ve bu hastalıktan kurtulmamız için dua edeceğiz. Tamam mı Cumali? Allah bizi affetsin kardeşler. Allah bizi bağışlasın.